Herkese merhabalar. Tarifimiz için bir tane yumurtayı karıştırma kabına kırıyoruz. Üzerine bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Bunları şöyle hafifçe bir çırptıktan sonra diğer malzemeleri ekleyerek güzel bir hamur yapacağım. Tüm malzeme listesini bilgi butonuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Beyaz peynir ve kaşar peyniri ilave ederek güzel bir hamur tutacağız ve bu hamuru yağda kızartacağız. Gerçekten çok çok lezzetli bir kahvaltılık oluyor. Denememiş olanlara mutlaka tavsiye ediyorum. Kahvaltıya bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Peynirleri ilave ettikten sonra bir su bardağı unu ekliyorum. Çörek eti kullandım bu sefer ben. Gerçekten çok lezzetli ve çok hoş bir aroma verdi. Tavsiye ediyorum bunu da kullanmanızı. Ama kullanmasanız da olur hassasiyetiniz varsa eğer. Yavaş yavaş un ilave ederek güzel bir hamur yapacağım şimdi. Dilerseniz bu aşamada artık elinizle yoğurabilirsiniz. Şöyle unladığım hamur matının üzerine hamurumu alıyorum. Başta biraz yapışkan gibi gözükebilir gözünüz ama şöyle altını üstünü unlayarak çalışırsanız yapışmadığını fark edersiniz. Şimdi merdane ile inceltiyorum. Ve şöyle dikdörtgen bir form veriyorum hamuru. Üzerini, altını biraz unlarsanız daha kolay çalışırsınız. Hamurum yeteri kadar incelttikten sonra yağımı ocağa alıp kızdırmaya başladım. Beklemeniz hiç gerek yok. Çok pratik, oldukça da lezzetli bir tarif. Şöyle bir hamur ruleti yardımıyla şeritler halinde hamurumu kesiyorum. Bu hamuru bu şekil gerçekten çok yakıştı. Kare kare de kesebilirsiniz dilerseniz ama ben bu şekilde uzun uzun formunu çok beğendim. Kızgın yağ hamurlarımı atıp kızartıyorum şimdi. Hamurları arkası önü bu renge gelince tamamdır alabilirsiniz. Daha da fazla kızartmayın çünkü içinde peynir olduğu için kaşarlar erir ve yanar, istenmeyen görüntüler oluşabilir. Bu şekilde piştiğinden tamamen emin olabilirsiniz. Hiç merak etmeyin, gayet de güzel pişiyor. Hamurlarımı havlu peçete serdiğim servis tabağına alıyorum. Fazla yağının süzülmesini istiyorum çünkü. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup ufak dahi olsa videoma yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde buluşana dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.